İstanbul'un en eski 1164 yılından günümüze uzanan bu kitabenin tarihçilere göre acilen koruma altına alınması ve bölgeye ise bir tanıtım panosunun yapılması gerekiyor. Hanımefendi, bu surlar restore edilmiş olsa hem iç turizm için hem de dış turizm için önemli bir güzergah oluşturur. Kitabeyi görüyoruz. Kitabe daha belirgin olarak görülür ve aynı zamanda buraya asılacak bilgilendirme tabelaları insanların olabildiğince ilgisini çeker ve böylelikle hem bir gezinti yeri olur hem de söz konusu mekanların koruma bilinci toplum nezdinde geliştirilmiş ve başka kültürel amaçlı etkinlikler için de pekala kullanılabilir. Temennimiz ilgililerin bir an önce bu soruna el atmasıdır. Bu burçların yüksekliği ortalama 25 metredir ve İstanbul'a Marmara Denizi'nden bakanlar için ayrı bir güzellik katarlar. Dolayısıyla bu surları koruma Türklerin bütün kesimlerinin üzerinde bir yükümlülüktür. Burada bir bilgilendirme tabelasının bulunması ve mümkün olduğunca bir restorasyon çalışmasının yapılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Manuel Komnenos'un 1164 yılında tamir edip kitabesini astırdığı bu sur ayrıca önemlidir. İstanbul'un Latinlerden işgalinden 40 yıl önce bu kitabe buraya asılmıştır. Dolayısıyla bugüne gelmesi oldukça tarihi açıdan da kayda değer bir öneme sahiptir. Acilen tabii ki kitabenin koruma altına alınması ve onun yere düşmesini engelleyecek bir çalışmanın yapılması gerektiği kanaatindeyim. Sonra da bir bilgilendirme tabelasının asılması ve buradaki çevre düzeninin, peyzaj düzeninin bu tarihi eseri ve bölgedeki arkeolojik değerleri koruyacak bir anlayışla ve titizlikle düzenlenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Hemen yapılması gereken kanaatimce kitabenin koruma altına alınmasıdır. Ve bulunduğu yerde sağlamlaştırılacak bir çalışma yapılmasıdır. Evet, İstanbul bir deprem bölgesi. Her an bir sarsıntıda, şiddete ne olursa olsun, o kitabe düşecek ve parçalanacak gibi bir izlenim bırakıyor insana.